Bu güzel davetiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Evet, gerçekten her şey çok güzel olmuş Deniz Hanım. Afiyet olsun. Ama şöyle mi yapsak acaba? Şu hanım, bey falan bunları kaldırsak. Ben Deniz, bu da Sermet abin. Sizin bu kadar yakınken bu kadar mesafeli olmaya gerek yok. Yok canım, bana Sermet Bey diyebilir. Yani öyle kasmayalım kendimizi. Cenk bana her şeyi anlattı. Adı Cenk değilmiş, Pamir'miş. Üstelik sahne adı değil, gerçek adıymış. Ne oldu enişteciğim? Bir rengin soldu. Havalandır ya. Havadan. Hani nem var bayağı bir. Ekim ayındayız. Sonbahar gelemedi bir türlü. Bir dakika, ben anlamadım. Niye böyle bir yalana gerek duymuş Pamir Bey? Ayrıca ailesi zengin falan değilmiş. Kimsesi yokmuş. Bana böyle bir yalan söylediği için benden ayrılmak istedi ama ben izin vermedim. Ona paranın önemli olmadığını söyledim. Ben hala anlamadım niye böyle bir yalana gerek duyduğunu ama. Irmak gibi varlıklı birinin benimle ilgilenmeyeceğini düşündüm. Aptalca bir fikirdi, kabul ediyorum. Ama zaten daha fazla yapamazdım. Yani ben onu çok seviyorum gerçekten. Bu yalanı daha fazla sürdüremezdim. Hepinizden özür dilerim. Biz bunları aramızda konuştuk, hallettik. Siz de bilin istedim. Hayır yani, aşkta, sevgide paranın ne önemi var ki? Bence hiç şık bir hareket değil. Cenk mi, Pamir Bey mi neyse bilmiyorum ama bence çok güven kırıcı bir şey. Ben böyle düşünüyorum Irmak. Sen böyle düşünmüyor musun acaba? Ben sizi yalnız bırakayım. Bir sigara için bahçede geliyorum. Sen Kült ablasının yerini göster. İnsan aşk için garip garip şeyler yapabiliyor değil mi ablacığım? Bu şerefsiz her şeyi yürütmüş. Bu cadı da bana abi altından sopa gösteriyor. Yani bir sen eksiktin. Bu kadar derdimin içinde bir sen eksiktin. Müsaadenizle ben hemen geliyorum. Bak şimdi buraya indim mi? Çıkış yok yani. Çıksam bile çok farklı olur ya. Hani çok mu merak ediyorsun? Şunu niye kullandığımızı çok mu merak ediyorsun? Çok mu merak ediyorsun? Bunda ne yapıyoruz çok mu merak ediyorsun yani? Şimdi abim gelecek, ortalık karışacak yani. Bak, niye pastı bu? Niye pastı? Tetanos. Anladın? Ne anlattın lan kız ya? Ne kadarını anlattın? Sadece zengin bir alem olmadığını biliyor. Başka bir şey anlatmadım. O kız daha fazlasını biliyor. Düşman gibi baktı bana. Ne biliyor bu kız? Bilmiyor. Sadece o kadar. Tamam. Şimdi sen buradan kalkacaksın. Yukarı çıkacaksın. Kıza diyeceksin ki mevzu bitti. Arkadaşım ödemesini yapın. Ben o kızı gerçekten seviyorum. Param arada istemiyorum. Beni bu halimle kabul etti. Ne yapacaksan da yap, umurumda değil. Ne diyorsun lan sen? Ya abi, bir saniye bir konuşabilir miyiz ya?
Aklıma bir şey geldi abi. Bir şey diyebilir miyim sana? Gel abi. Abi tamamdır işte yani. Bunu parayla pulla satın alamazsın abi. Tamam işte. Çocuk seviyor. Kız da onu seviyor. Tamamdır. Senaristin yazdığı dalga tamam yani. Ne yapacaksın abi? Ben bunları paketlerim Avrupa'ya yollarım. Ben de. Sen abi dünyanın öbür ucuna bir de ırmak mı taşıyacaksın, onu taşıyacaksın, bunu taşıyacaksın. Kafaları yersin sen ya. Tamam abi bizim işimiz. Bak yenge kullanacak, sen çık yukarı. Tamam tamam. O zaman çocuğun hesabına bir 30.000 avro verin. Hadi. Ha Tatyana, bunları kavurmayacaksın değil mi? Yok, öyle şey üstüne katacağım. Hı, tamam. Bir de ben sana şimdi bir alışveriş listesi hazırlayacağım. Sen ona göre alışverişini yaparsın. Haftanın her gününü de bölersin, ona göre hazırlarsın yemekleri. Tamam Deniz Hanım. Efendim Irmak'cığım. Abla, biz Pamir'le İsviçre'ye gidiyoruz bir süreliğine. Haberin olsun dedim. Ya senin haberin olsun ama manyak kocana söyleme lütfen. Abla, kocan sevgilimi tehdit etmiş ayrılacaksın o kızdan diye. Yani biz mutluyuz. Ona ne oluyor yani? Irmak. Tamam ablacığım, ben geldiğimde ararım. Ben de seni seviyorum. Sen de dikkat et kendine. Hadi görüşürüz. Bay bay. Tamam. Tamam, uçağa kadar takip edin. Uçağa binince de haberim olsun. Tamam. Hadi eyvallah. Abi bizim artistten Irmak havaalanına doğru gidiyorlar taksiler abi. Servet! Allah Allah! Ne oluyor sana ya? Sen niye taktın bu ikisine? Sen niye çocuğu tehdit ediyorsun Irmak'tan ayrıl diye? Korkundan almış çocuğu, İsviçre'ye kaçıyor kız. Ya benim bir tehdit falan değil yani. Çocukla takılmasın diye öyle şey yaptım yani. Sana ne? Çulsuz, mulsuz. Sana ne ya? Irmak'ın dünya kadar malı mülkü var. Kime ne? Bana bak. Sen yine eski huylarına geri dönme. Benim kafamın tasını attırma. Tamam tamam, biz bir şeye karışmayalım zaten ya. Biz neyiz ki? Dış kapının mandalı. Senin kardeşin değil mi? Biz küçük enişteyiz. Bir manganez konferansı varmış. Ben Ali ile oraya gidiyorum. Kömür gibi bir şey işte. Şişt, akşam Narin'e geleceğini unutma yeme. Tamam. Tatyana! Yengene bir Melisa çayı yapsana, böyle sinirleri alınsın biraz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.